Buyurun efendim. Çiftlik nasıl gidiyor? Var mı bir yaramazlık? Şimdilik bir sorun yok. Beni iyi dinle. Şimdi hemen patronun odasına gir. Kasanın yanında bir dolap var. Göreceksin. Tamam. O dolapta holdingin hissedarlarının kimler olduğunu yazan bir dosya var. Mavi, kalınca bir dosya. Anladım. Ortaklarının isimlerini ve paylarının ne kadar olduğunu bana bildiriyorsun. Hemen. Tamam. Acele et. Bugün o isimleri istiyorum. Peki satacak mısınız hisseleri? Efendim? Yani aile şirketi sonuçta. Hisselerin yabancı birine geçmesini istemezler herhalde. Ya sen gerçekten gerizekalı mısın? Yok, yani siz öyle hissedince... Oldu. Şirketi verelim eline oynasın. Ben o Melih denen şarlatanın şirkete girmesine müsaade eder miyim hiç? Kaldık anasını sattığım yerinde ya. Kızıldık kaldık. Almadın mı lan gazete? Ya baba, her gün 10 lira veriyoruz şu gazeteye. Yazıktır ya. Hem zaten bir haber çıkacak olsa çoktan çıkardı. E bırak artık peşini. Demek ki ailesi gazete sayfalarına düşmesin istemiyor. Nasıl çıkacağım lan ben bu belanın içinden? Nasıl kurtulacağım lan? Ya baba, bizim şu köstebeği mi sıkıştırsak acaba? Ha, Arzu'nun yaverini mi diyorsun? Ne yapacak ki o? Ya hani bizim Süslü Engin'in çektiği videonun kaydını istesek getirmez mi? Lan oğlum, şimdiye kadar çoktan çoğaltmışlardır onu. Ne isteyeceğiz, ne getirecek ki? Ya tehdit etsek? Yaramaz. Hem sade benim işim onunla bitmiyor ki. Polis zaten dışarıda soruşturuyor beni. Ah be baba, ah be baba ya! Ben sana o gün söyledim o kadar gitme diye, değil mi? Nasıl kurtulacağım ben bu beladan lan? Nasıl lan? Şirket hissedarı Kenan Emiroğlu. Aliye Emiroğlu. Arzu Emiroğlu. İpek Emiroğlu. Selim Emiroğlu hisse payı. ...2013 yılı şirket cirosunda Arzu Emiroğlu'nun sahip olduğu %5'lik kar payına mahsuben. Ya sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Selim biraz sakin olur musun? Bak herkes bize bakıyor. Bakarlarsa baksınlar. Sen nasıl böyle bir şey yaptın onu söyle. Ay anlamıyorum ki, ne yapmışım? Zeynep'e parayı verdiğimi nasıl söylersin? Kızım ben sana parayı verirken ne dedim?
Zeynep'e parayı verdiğimi söylemeyeceksin. Kendin veriyormuş gibi yapacaksın. Demedim. Söylemek zorunda kaldım, tamam mı? Hep Zeynep arkandan yok çok ukala, yok öyle böyle diye atıp tutuyordu. Ben de seni savunmak için... Sana mı kaldı kızım beni savunmak? Bırak kim ne düşünüyorsa düşünsün. Şu Zeynep'e çok yüz veriyorsun sen. Şu an bana değil, arkandan atıp tuttuğu için ona hesap sorman lazım. Ya bırak Pelin ya. Ya Selim, bak gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Sakın bir daha benim işlerime karışma. Zeynep'ten de benden de uzak duracaksın. Arabamı mı satsam acaba? Kendine çalındı derim. Kim ki bu? Alo? Arzu Hanım, ben Melih Seçkinler. Nasılsınız? İyiyim. Hayırdır Melih Bey? Bir konu hakkında sizinle görüşmek isterim. Hangi konu hakkında olduğunu öğrenebilir miyim? Görüştüğümüzde konuşsak daha iyi. Çıkabilecek durumda mısınız? Dışarıda mı görüşmek istiyorsunuz? Yani siz öyle tercih edersiniz diye. Evdekilerin duymasını istemem. Yani siz istemezsiniz. Hadi tut elimi. İn hadi in. Of ne korkaksın. Gel yanıma. Hadi tut. Aşağı atayım seni bir güzel. Hadi. Hadi tut elimi. Gel bakalım. Teklifi? 100.000 lira için sizi sıkıştırmak istemem tabii. Ne istiyorsunuz öyleyse? Dediğim gibi başka bir yolla halledebiliriz. Başka bir yol derken? Teklifim şu. Aslında teklif de denemez. İşinizi kolaylaştırmak için bir çözüm yolu sunuyorum size. Nakit bulmanız madem zor. Ne olduğunu söyleyecek misiniz artık? Şirketteki hisseniz %5'ti. Öyle sanıyorum. Ne demek oluyor bu? Borcunuza karşılık şirketteki hissenizin yarısını istiyorum. Şirketteki hisselerimin? Evet. Şirketteki %5'lik hisse payınızın yarısını istiyorum. Siz bana böyle bir teklifle gelmeye nasıl cüret edersiniz? Siz kendiniz ne zannediyorsunuz? Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum Arzu Hanım. İşinizi kolaylaştırmak için çözüm yolu sunuyorum. Siz sadece pis bir fırsatçısınız. Beni zayıf noktamdan vurmaya çalışıyorsunuz. Öyle bir niyetim yok. Yo. Ben sizin gibileri gayet iyi bilirim. Hem iki yüzlüsünüz hem de içten pazarlıklısınız. Önce beni bilerek borçlandırdınız. Ben sadece size yardımcı olmaya çalışıyorum Arzu Hanım. Şimdi de darbe indirmek istiyorsunuz. Ama şunu bilin ki avucunuzu yalayacaksınız.
Tuğçe. Tuğçe uyan. Tuğçe ne olur kalk uyan. Tuğçe hadi kalk. Tuğçe uyan. Tuğçe kalk. Hadi kalk. Tuğçe uyan. Ne olur kalk. Uyan Tuğçe. Ne olur uyan. Tuğçe! Elif! Neredesiniz? Nereye kayboldu bu çocuklar yahu? Neredesiniz? Allah muhafaza. Başlarına bir iş gelmese. Elif! Tuğçe! Elif! Da yoklar. Allah Allah. Yer yarıldı da içine girdiler sanki. Oh be anacığım, neredesiniz? Buralarda bakabileceğimiz başka bir yer var mı? Arkada depolar var ama kilitlidir onlar. Olsun. Biz yine de bakalım. Çocuk onlar. Tamam. Tuğçe! Elif! Elif! Amca! 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 Ne oldu kızım? Tuğçe, Tuğçe! Hele bir soluk lan, ne oldu? Amca, Tuğçe düştü. Nerede düştü, ne zaman? Ağaçtan. Ağaçtan düştü. Ne? Nerede, ne tarafta? Çabuk çabuk sen. Şurada. Şu tarafta. Çabuk. Aşağılık herif. Hisselerimi istiyormuş. Sen kimsin lan? Kimsin? Ne kadar hissem olduğunu da biliyorum. Düşündüğümden daha tehlikeli bu adam. Of, ne yapacağım ben? Tuğçe! 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 Kızım! Tuğçe, hadi kalk. Ne olur kalk. Tuğçe, aç gözlerini kızım. Uyanmıyor. Uyanmıyor. Tuğçe, aç gözlerini kızım. Uyanıyor işte. Tuğçe! Haydi bismillah. Ağaçtan düşmüş. Tuğçe, kızım nasıl oldu? Hem sizin ne işiniz var burada? Aha, acıyor. Aha. Ağaç yoluna buralara kadar gelmişti. Çocuk işte. Çabuk çabuk, evdekiler öldü meraktan. Hala yoklar.
Allah'ım sen aklıma mı kaydın? Başlarına inşallah bir şey gelmez. Ali Hanım sakin olun, şimdi tansiyonunuz çıkacak. İkisinin de annesi başında değil. Hadi Elif'i geçtim ama Tuğçe, ben demiyor muyum size çocukları yalnız bırakmayın diye? Allah'ım sen koru ya Rabbim. Daha kim bilir başımıza neler gelecek acaba? Tuğçe! Ne olmuş? Ne olmuş torunuma? Tuğçe, ne oldu kızım sana böyle? Babaanne. Ağaçtan düştü efendim. Ne? Ah be kızım. Çok acıyor. Gonca, çabuk buz getir. Ben düşmedim. O attı beni aşağı. O itti beni. Elif? Ben yapmadım. Neler oluyor Ayşe? Yok Ali Hanım, Tuğçe düşünce Elif ona yardım etmeye çalışmış ama gücü yetmemiş. Soluk soluğa haraya geldi. Zavallı çok üzülmüştü. Of tamam. Canım acıyor benim. Çok acıyor. Amacım sizi zora sokmak değil. Aksine. Teklifimi bir daha düşünün derim. Sinsice. Of of ne yapacağım ben? Nasıl kurtulacağım bu adamdan? Nasıl halledeceğim bu işi? Beyler. Veysel Şimşek adında birini arıyoruz. Aranızda tanıyan bilen var mı bu Veysel'i? Komiserim, aslında buralara çok takılırdı ama son zamanlarda hiç görmedim. Bu mahallede oturuyorlardı ama yeni taşınıp gittiler. Peki bu adam ne iş yapar, ne yapar? Buralarda bir dükkanı falan var mı bunun? Amirim, ne iş yaptığını bilmiyoruz ama bir oto yıkama mı ne açmış? Nerede? Yukarıki mahallede. Caminin sokağında yanlış hatırlamıyorsam. Peki. Eyvallah. Hadi aynen ya. Sinir ettin beni ya. Yeter. Tuğçe. Ne yapıyorsun kızım? Anne işte. Hep bana kızıyorsunuz. Tamam kızım ben koyarım. Dur kızım. Halacım iyi misin? Tuğçe başın dönüyor mu kızım? Miden bulanıyor mu? Ama çok acıyor. Ah kızım, seni de bir saat bırakmaya gelmiyor. Çocuğun başında bir saat dursaydın, bunların hiçbiri başına gelmeyecekti ama. Çok şükür bir şey olmadı, zamanında yetiştik. Neyse ki Elif yanındaymış. Olmasaydı kimsenin haberi olmayacaktı. Belki de Elif olmasaydı, Tuğçe bu durumda olmayacaktı. Düşünecek bir şey yok. Amacının ne olduğunu biliyorum. Ama sana bu fırsatı vermeyeceğim. Sen bilirsin Arzu Emiroğlu.
Söyle kızım, bir şey mi istiyorsun? Acıyor. Krem falan sürelim. Hayır, istemiyorum işte. Hep senin yüzünden. Aşk olsun ya, ne yapıyorsun? Niye kalktın ki? Zeynep, iyiyim ben. Hem yattıkça daha fena oluyorum. Yani abla, çocuk gibisin ha. Bu haldeyken temizlik mi düşünülür? Zeynepciğim, bir an önce temizlemeliyim burayı. Kızım gelecek. Durdurma beni ne olur. Dur, ne diyeceğim, az önce senin pederi sordular. Kim sordu? Polisler. Polisler mi? Aynen. Ne söylediniz peki? Vallahi ben bir şey demedim. Hikmet abi taşındı onlar dedi. Sonra Tufan abi de oto yıkamacı açtılar falan dedi. Ne diyorsun sen ya? Niye arıyorlar ki abi babanı, hayırdır? Ya öyle önemli bir şey değil. Vergi mergi borçları. Ha, hadi. Eyvallah. Hale bak lan. Bakkala gidip ekmek alamıyoruz. Tıkıldık kaldık anasını sattığım yerinde ya. Hayat mı lan bu? Ne var? Alo baba. Baba hemen çık oradan. Derhal terk et orayı. Ne diyorsun oğlum? Ya baba, polisler gelmişler mahalleye. Her yerde seni arıyorlarmış. Demin de kahveye gitmişler. Oto yıkamacı da olduğunu söylemişler. Baba gözünü seveyim, hemen çık oradan. Oğlum ne diyorsun sen lan? Nereye gideyim? Nasıl gideyim lan? Var ya baba, kesin o Arzu karısı söyledi ha. Ya baba, polisler gelmeden bir şey yap. Git bir yere saklan, ne bileyim işte. Ben seni arayacağım, hadi. Lan tamam, tamam. Allah kahretsin. Adamın dediği yıkamacı burası. Kimse yok gibi aminim. İçeride olabilir. Kapı kilitli. Açılmıyor abi. Geldiğimizi fark ettiyse kaçmıştır. Ama buralarda bir yerde. Şu tarafa bakalım. Ulan sosyete karısı. Polis öttün demek ha? Ulan bunun hesabını sana sormaz mıyım? İstemiyorum artık bunu. Kızım, başın şişmesin diye koyuyoruz. Nasıl olmuş? Bilmiyorum ki. Sen evde değil miydin? Yok, dışarıdaydım ben. Thank you.
siyasete bak sen. Hem ihbar etmiş hem de telefon açmıyor. Ulan bunların hesabını sana tek tek sormaz mıyım ben? Kızım, ne işin vardı ağacın tepesinde? Ya sormayın artık. Ta nerelere gitmişler? Allah korusun. Ya başlarına bir şey gelseydi? Hiç yapmaz böyle şeyler. Artık kim örnek alıyorsa. Allah razı olsun Hasan Efendi'den. Tuğçe'yi bulup getirdi de. Elif tandı, Elif tandı. Nasıl? Tuğçe ağaçtan düşünce Elif Hasan Efendi'yi bulup haber vermiş. Elif olmasaydı Tuğçe hala baygın yatıyor olurdu. Allah muhafaza. Allah korusun. Elif nasıl? O iyi mi? Kenan. Ağaçtan düşen bizim kızımız. Elif değil. Bana dedi ki, ben çok güzel bir yer biliyorum. Oraya gidelim dedi. Allah Allah, neresiymiş orası? Çok güzel bir ağaç varmış. Onun üstünde de kuş yuvası varmış. Sonra beraber ağacın oraya gittik. Tuğçe ağaca çıktı. Ben çıkmak istemedim. Eve gidelim dedim ama o sen de gel dedi bana. Sonra ne oldu kızım? İşte ayağa kaydı, sonra da düştü. Oh, görüyor musun Sadım? Bu Tuğçe çok biliyor. Aa, fena. Ayşe teyze, gerçekten doğru söylüyorum. Ben gitmek istemedim. Tuğçe zorla götürdü beni. Ben senin yaramazlık yapmayacağını biliyorum Elif'im. Çok şükür ki ikinize de bir şey olmamış. Üzülme artık sen. Alo, hazır mısın baba? Geliyorum. Ulan beklemek de ne zormuş be. Hadi Murat, hadi. Oğlum lan bas lan bas. Baba nereye gidiyoruz ya? Ya hızlı sür oğlum sen ya, sür ya. Bas gaza bas. Lan Murat, ne kadar yerim lan sence? Ya baba söyleme böyle şeyler. Söyle lan işte. Ne kadar verirler dersin? Ya bu neydi? Nefsi müdafaa mı ne? Seninki de o hesap işte. Adam sana silahını çekmiş. Sen de kendini korumuşsun. Ha, korudum. Adam öldürdüm lan. Katil oldum. Var mı ötesi? 10 seneden az kurtar. Ya baba ne konuşuyoruz biz ya? Söyleme böyle. Vallahi kötü oluyorum bak. Ne yaparım lan ben? Beni içeri alırlarsa... Hapiste gece geçer mi lan? Gündüz geçer mi? Baba, bak abuk subuk konuşma. Seni hiçbir yere bırakmayacağım, anladın mı? Hapse falan girmeyeceksin yani. Baba, bak biz bir takımız. Baba, oğul bir takımız. Hani Edu ile Lugano gibi. Pesco ile Bülent gibi. Anladın mı? Sen olmadan ben yapamam baba. Ben bazen kızıyorum ya sana. Seviyorum seni lan, Armut. O Arzu karısını var ya bir elime geçireyim. Anısından emdiği sütü burnundan getireceğim ben. Arasana bir daha baba.
Of. Yeter artık ya, yeter. İyi misiniz? Nasıl iyi olabilirim? Sabahtan beri bu çapsız arıyor. Veysel mi? Evet. Bir yandan Melih, bir yandan Veysel. Hangisiyle uğraşacağımı şaşırdım. Veysel'in bir şekilde hakkından geldiniz ama... Melih... Kolay lokma değil. Veysel'e benzemiyor. Hem zeki hem sinsi. Başta aileye girmeye çalışıyor zannediyordum ama... Belli ki başka planları var. Delireceğim artık, delireceğim. Bu ev üstüme üstüme geliyor benim. Ne olur sakin olun biraz. Kışım çatlıyor. Bana bir ağrı kesici ver. Bu ne böyle? Ne oldu? Bazen görmemen gerekenleri görürsün. Dikkatli ol. Elif'in başına gelen her şeyi biliyorum. Uçurumdan nasıl düştüğünde. Her şeyi gören adam. Yoktu. Zeynep. Pencere sesi miydi o? Evet abla, korkulacak bir şey yok. Dinlen sen. Ah. İyi misin abla? Çok mu ağrın var? Bir anda aniden hareket edince. Dur, zorlama kendini. Ah abla. Bütün gün yatıp dinlenmen lazım ama illa yapacak bir şey buluyorsun kendine. İlaçlarını aldın mı bari? İyi bari, ateşin yok. Ah abla ya, seni bırakıp nasıl gideceğim ben sınava? Şşş. Ablacığım gideceksin. Duymamış olayım. Mahvoldum. Bittim ben. Sakin olun, şimdi bir duyan olacak. Yok. Bu böyle olmayacak. Kurtulmalıyım bu adamdan. Yoksa biterim ben. Eğer benim yaptığım duyulursa... ne çiftlik kalır elimde, ne başka bir şey. Kenan duyarsa... Ne olur sakin olun biraz. Şeytan. Ama ben göstereceğim onu. Bakalım hangimiz daha zekiyiz Melih Bey. Yok ederim onu. Veysel'e yaptığımı yaparım. Tabii ya. Hem de öyle güzel birini bulup halledeceğim ki bu işi. Düşmanını en iyi düşmanına yenersin. Düşmanınla. Öldürtecek misiniz yani? De kim? Yani kim yapar böyle bir şeyi? Ulan ben senin gibi karanım. Alo. Alo. Lan sen benimle oyun mu oynuyorsun ha? Ben adamı ne yaparım biliyor musun?
Ulan senin anandan emdiğin sütü burnundan getiririm lan. Ha? Tanımadın sen daha beni. Bağırmayı kes. Senin tehditlerine karnım tok benim. Lan sen ne biçim karısın ha? Yemeyip içmeyip öttün mü lan polise? Polis mi? Ne polisi? Ne polisi olduğunu sen daha iyi bilirsin. Ne diyorsun sen? Ulan var ya, seni bir elime geçireyim. Beni fiştiklemek neymiş göstereceğim ben sana. Ne diyor? Ne söylediğini anlamıyorum ki, doğru düzgün anlat. Anlamıyormuş. Lafa bak, lafa. Lan çocuk mu var senin karşında? Ha? İhbar etmişsin işte. Geldiler kapıya, dayandılar polisler. Ne? Ama sen dur. Ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ben yanarsam var ya, tek başıma yanmam Arzu Hanım. Yanımda seni de götürürüm. Anladın mı? Sakin ol. Seni polise falan şikayet etmedim ben. Çocuk yok lan senin karşında. Bal gibi etmişsin işte. Seni ele verecek olsam çoktan verirdim. Şimdi ben... Dinle. Sana bir teklifim var. He. Elif'i al diyeceksen boşuna yorulma. Elif o çiftlikte kalacak. Bırak şimdi Elif'i. Başka bir mesele bu. Öt bakalım. Telefonda olmaz. Yüz yüze konuşmamız lazım. He. Yüz yüze görüşelim, kelepçeyi kollarıma taktır değil mi? Saçmalama. Sen benim canımı yakmadığın sürece ben de senin canını yakmam. Yarın öğlen kafeye gel. Beyim, beyim. Sabah erkenden gittim hastaneye. Ne oldu? Bulabildin mi adresi? Buldum da. Meskin adresi vermemişler. Bir kafenin adresini vermişler. Adres burada yazılı. Tamam Hasan Efendi, sağ ol. Rica ederim beyim. Alsana iki tane. Kaç para aldın? 85. İyiymiş. Başlayın. Oğlum adam delirmiş, arabadan çıktı. Elinde beyzbol sopası gibi bir şey var. Üstümüze geliyor. Oğlum baksana lan, bu korkmuş. Sen ne diyorsun? Bu orada yok zaten. Çıkmış gitmiş arabadan. Nereye gitti, nereye saklandı derken bir baktım belediye otobüsüne binmiş lan. Ne alem adamsın lan. Belediye otobüsüne mi bindin? Oğlum adam nereye üstümüze geliyor. E biz de delirttik. Adam haklı tabii sinirlenmekte. Ama biz işin gırgırındayız. Yeter ama artık ya. Bu ne gürültü? Kıraathaneye çevirdiniz iyice burayı. Bu da sınava çalışmaya çalışıyoruz. Neyse, şimdi ders arası zaten ya. Nerede kaldın? Sen miydin? Çıkıyor musunuz? Çıkıyorum. Beni idare ediyorsun, tamam mı? Bir sorun olursa ne diyeyim? Merhabalar Arzu Hanım. Hoş geldiniz. Oh, hoş geldiniz Melih Bey. Hoş bulduk. Buyurun. Gonca tamam. Misafirimizle ben ilgilenirim.
Adı ne böyle? Tuğçe'nin ağaçtan düştüğünü öğrendim. Çok üzüldüm. Evet. Ne yazık ki böyle bir şey yaşadık. Çok geçmiş olsun. Şimdi onun mutlu olmaya ihtiyacı vardır. Çok düşüncelisiniz. Teşekkürler. Buyurun şöyle geçelim. Oğlum ben bu kızı biliyorum. Fena bir şey bu. İde burası kantin. Gitsin kütüphanede çalışsın kardeşim. Baya da azar içtik kızdan ya. Oğlum uğraşma bence. Ne de olsa kız. Daha iyi ya oğlum. Güleriz lan. Bir de bizi rezil etti ya. Gazını alırız değil mi? Adımı gelsin. Yavaş olsana ya. Yanlışlıkla oldu. Kibar olsana sen de biraz. Hem ne öyle der çalışma havaları falan. Kantin kızım burası. Kantinse okul kantin. Oyun salonu değil ya. Sen de git kütüphanede çalış kardeşim. Sen burada çalışacaksın diye bütün insanlar sus mu olsun? Ben size sus olun demiyorum. İnsan olun diyorum. Bu burslu inekler böyle. Her yerde ders çalışırlar. Herkesi kendi gibi sanırlar. Evet ya. Uğraşamayacağım ben sizle ya. Çekil şuradan. Oğul. Eline koluna dikkat edeceksin. Eline koluna sen dikkat edeceksin. Yavaş ol bakalım biraz. Önce özür dileyeceksin. Kimseden özür dilemem ben. Öyle mi? Yazık o zaman sana. Selim ne yapıyorsun? Özür dileyeceksin. Burslara saygısızlık etmeyeceksin. Tamam abi özür dilerim. Özür dileyeceksin dedim. Tamam özür dile. Özür dile. Tamam abi özür dilerim. Tamam abi özür dileriz. Tamam mı? Tuğçe şimdi daha iyi ama değil mi? Biraz daha iyi ama çok korkmuş. Allah'tan yanında Elif varmış o haber vermiş. Yoksa daha kötü şeyler olabilirdi. Öyle mi? Hiçbirimizin haberi yok. Almışlar başlarını gitmişler. Yaramaz şey ya. Hangimiz o yaşlarda böyle şeyler yapmadık ki? Siz de yaramaz bir çocuktunuz yani. İşte biraz. Çocuklarla çok iyi anlaştınız belli. Severim çocukları. Onlar saf, temiz. Nettirler işte. Ne düşünüyorlarsa o. Maalesef birçoğumuz büyüyünce bu özelliklerimizi kaybediyoruz. Haklısınız. Nerede o yaramaz Tuğçe? Buralardadır. Kim getirmiş ki bunu? Kime getirmiş? Bana mı? Boncuk bilmiyorum ya. Zaten işin başımı açmış. Dur Allah aşkına. Kesin bu Elif salağına gelmiştir. Thank you.
Al sana. Al. Bu olsun işte. Bu. Bu evde sadece bana hediye edilir. İşte şimdi tam sana layık bir elbise oldu. Taks. Geldi işte. Nerelerdeydin sen, küçük prenses? Melih amcaya hoş geldin demek yok mu? Çok ayıp ama. Hem bak, o sana geçmiş olsun hediyesi getirmiş. Hediye mi? Hani nerede? Antre'deydi, görmedin mi? Korktun mu? Ne diyorsun? İnanmıyorum lan sana. Tutamadın çeneni, hemen öttün değil mi? Ne bakıyorsun be? Polisler peşimde. Her an yakalanabilirim. Ne diyorsun sen? Ne polisi? Kimseye bir şey söylemedim ben. Yalan söyleme lan. Senin yüzünden yakalanmam an meselesi. Polis her yerde, ben arıyorum. Kimseye bir şey söylemedim diyorum, anlamıyor musun? Hem seni polise ihbar etsem niye seninle burada buluşayım? Salak mıyım ben? Ha, beni niye buraya çağırdın? Ha? Oyalama. Ne söyleyeceksin? Çabuk söyle. Aferin. Böyle ol. Gelelim asıl meselemize. Senin istikbalin hakkında çok düşündüm. Bu zavallıyı ne yapsak da topluma kazandırsak diye. Lan dalga mı geçiyorsun sen benimle? Aa, hiç öyle şey yapar mıyım? Ne diyorsun sen? Çıkar lan şu ağzındaki baklayı. Neyse. Beni iyi dinle Veysel Efendi. O kayıtları polise vermedim. Ama vermeyeceğim anlamına gelmiyor. Ne diyorsun lan sen? Eğer Özgür'ün tadını çıkartmaya devam etmek istiyorsan diyorum. Bundan sonra bana bulaşmayacaksın. Bundan sonra patron benim. Benim için çalışacaksın.